Arkadaşlar 1 ve 2 bilinmeyenli denklemlerde ÖSYM'nin seveceği türden sorularımızla ikinci videomuzda karşınızdayız. Bakalım ne sormuşlar, ne anlatmaya çalışacağız sizlere. Bunlar umarım size katkı sağlayacaktır sorularınızı çözerken. Aşağıda verilen toplama ve çarpma tablolarına göre K, L ve M harfleri birer sayıyı göstermektedir. Buna göre K değeri kaçtır? Bu tip sorulardaki mantığı şöyle düşünebiliriz. Örneğin buradan K'yi aldınız, buradan da L'yi aldınız. O zaman şuraya K ile L'nin neyini yazarsınız? Çarpımını yazarsınız. Ama bu tarafta toplama işareti olduğu için K ve L'nin kesiştiği şu yere K ve L'nin toplamını yazmanız gerekir. Bize verilenlere bakarsak burada da çarpma işlemi olduğuna göre 35'in K ve M'nin çarpımı olduğunu söyleyebiliriz. K çarpı M neymiş? 35. Aynı mantıkta K ve L'nin çarpımı da 30 gelmiş. Onu da yazalım. K çarpı L eşittir 30 gelmiş olsun. Burada ne verilmiş peki? L ile M'nin toplamı. O zaman biz L artı M'nin ne yaptığını söyleyebiliriz? 13. Peki bu bizim ne işimize yarayacak? Bakın bize K sorulmuş. L ile M'nin toplamını biliyoruz. Gelin diğer videomuzda yaptığımız sorularda olduğu gibi şurada bir taraf tarafa toplama yapalım. Çünkü bu bize K çarpı M artı K çarpı L'yi, yani aslında K parantezini alırsak M artı L'yi verecektir. Karşı tarafta 35 artı 30'dan kaç yapar? 65 yapmış olur. Peki biz M artı L'nin kaç olduğunu biliyoruz? 13. O zaman K çarpı 13 eşittir 65 gelir. Her tarafı 13'e bölersek K'miz yalnız kalacaktır. 65 bölü 13 de bize 5'i vereceği için aradığımız K değerinin C şıkkı 5 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, ÖSYM'nin seveceği türden sorularımıza devam ediyoruz. Yukarıdaki düzenekte yan yana bulunan iki kutunun içindeki ifadenin toplamı hemen altındaki kutunun içindeki ifadeye eşittir. Buna göre x, y çarpımı kaçtır diye sorulmuş. Bakın burada x eksi 1'imiz var, burada x artı 1'imiz. Topladığımızda 2 tane x gelir, eksi 1 ile artı 1 birbirini götürür. Buraya baktığımızda 1x buradan gelir ama eksi x onu götürür. Y tek başına kalır. Şuradaki 1 ile eksi 1 de birbirini götüreceği için buraya sadece y yazacağımızı söyleyebiliriz. Şu ikisini toplayacağız şimdi alt tarafa yazmak için. Kırmızıyla yazalım. Bakın burada bir y'miz var. Önce onu yazalım. Eksi x artı 2x bize artı x verecektir. Eksi 1 artı 1 zaten 0 yapmış olur. Alt tarafa geçtik. Şimdi bu ikisini toplayıp buraya yazacağız. Bir 2x'imiz var, bir de y'miz var. Bu toplam kaça eşitmiş? 11'e. Bu ikisini toplayıp buraya yazacağız. Bu da bize 2y artı x verecektir. 2y artı x eşittir 13 demiş olduk. Bu tip bir eşitlikte sistemde, yani iki bilinmeyenli bir sistemde ne yapıyorduk? Yok etme metodu, yerine yazma metodu, bunları kullanabiliriz. Gelin şöyle yapalım arkadaşlar. Şuradan y'yi çekebiliriz mesela. 2x'i karşıya atarsak y eşittir 11 eksi 2x gelmiş olur. Bunu getirip burada yerine yazalım. 2 çarpı 11 eksi 2x artı x eşittir 13 gelir. 2 kere 11 22 eksi 4x artı x eşittir 13 geldi. Buradan eksi 3x artı 22 eşittir 13. Eksi 3x eşittir eksi 9'dan x'imiz kaç gelmiş oldu? 3. X'imiz 3, hemen şurada yerine yazıp y'yi bulalım. 2 kere 3 6 artı y eşittir 11. 6'yı karşıya atarsak ya da her taraftan 6 çıkartırsak y'miz 11 eksi 6'dan 5 gelecektir. Birisi 3 birisi 5 çarpımları kaç yapar? 15 yapmış olur. Doğru cevabın 15 gelmesi gerekir. Taraf tarafa yok etme metodu kullanabilirdik. Hepsini toplayıp 3x artı 3y'den x artı y'yi bulabilirdik. Bir sürü yöntem. Hangisi kolayınıza geliyorsa yapabilirsiniz. O da güzel olabilirdi. Mesela taraf tarafı toplayınca 3x artı 3y gelirdi. O da bize 24'ü verirdi. Her tarafı 3'e bölünce x artı y kaç gelmiş olurdu? 8. Şimdi 2x artı y 11 ise ekstradan bir x gelmiş. X 3 yapar. Yerine yazarız. Y 5 yapar. Oradan da ilerleyebilirdik arkadaşlar. Sözel bir sorumuz var. Biz bir şeyler yazacağız sanırım. Bir bakalım. Bir kuru yemişçide bulunan fındık, fıstık ve badem paketlerinin ağırlıklarıyla ilgili aşağıdakiler biliniyor. Buna göre bir paket fındığın ağırlığı nedir demiş. Hemen fındığa x diyelim, fıstığa y diyelim, bademe de z demiş olalım. Bunun üzerinden bir yorumlamaya çalışalım. Fındık ve fıstık paketi birlikte tartılınca 1 kilogram. O zaman fındık artı fıstık, yani x artı y eşittir 1 yazmış olalım. Fıstık ve badem birlikte tartıldı. Y artı Z gelecektir. Bu da kaça eşitmiş? 1,1'e. Bademle fındık demiş. O da bize X artı Z'yi verecektir. Bu toplamda kaça eşitmiş? 0,9'a. Bize ne soruluyor gençler? Fındığın ağırlığı soruluyor. Yani
X soruluyor. X'i unutmayalım. Bunu yakalamaya çalışacağız. Bunun benzerini yapmıştık. A'lı, B'li ve C'li sorumuz vardı. Gelin taraf tarafa toplayalım. Hepsinden iki tane geliyor çünkü. Taraf tarafa topladığımızda arkadaşlar sonuca gidebiliriz. Ama burada şunu da yapabiliriz. Bizden bu sefer sadece X istenmiş. Y ve Z'lerin gitmesini istiyoruz. O zaman şöyle yapalım. Taraf tarafa toplamayalım. Yani oradan da gelirdi ama şuradan daha iyi olur bence. Şurayı eksiyle çarpalım. Çünkü burayı eksiyle çarpmak demek hem y'nin hem z'nin önüne eksi gelmesi demektir. Diğerleriyle toplayınca y'ler ve z'ler birbirini götürür. Yine açık açık yazayım ben. X artı y 1. Eksiyle çarpınca eksi y eksi z eksi 1,1. Alt taraf aynen duruyor. X artı z 0,9. Şimdi taraf tarafı topluyorum. Yok etme metodu yapıyorum. Bakın y'ler birbirini götürdü. Z'ler birbirini götürdü. X artı x'ten 2x'in geldiğini söyleyebiliriz. 1 ile 0,9'u toplayınca ondalık sayılarda anlatmıştık. 1,9 yapar. 1,1'i de çıkartırsak 0,8 gelmiş olur. Her tarafı 2'ye bölünce x eşittir 0,4 gelir. Şimdi 0,4 kilogram. Bunu grama çevirirken 1000 ile çarparız. O zaman biz 0,4 yani 4 bölü 10'u neyle çarpacağız? 1000 ile çarpmış olacağız. Şu sıfırlar giderse 100 kere 4'ten 400 grama ulaşmış oluruz. Doğru cevabın B şıkkı gelmesi gerekir arkadaşlar. Evet, ÖSYM tarzı sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıdaki kutular içinde bulunan her bir sayı hemen solunda bulunan kutu içinde yazan sayının 2 katının 3 fazlasına eşittir. Buna göre x kaçtır? Bir püf noktası verilmiş. Normalde burada x'i gördük. Sağ tarafa geçerken arkadaşlar 2 katının 3 fazlasını alacağız. Yani burası ne yapacak? 2x artı 3. Bundan sağa geçerken bunun 2 katının 3 fazlası. Yani 2 tane 2x artı 3 artı pardon 2 tane 2x artı 3 diyeceğiz. Tekrar buna 3 ekleyeceğiz. Burayı bulacağız. Bir daha yapacağız. Bir daha yapacağız. Böyle gidebiliriz. Bak bunda sıkıntı yok. Dikkatlice yaparsak. Ama püf noktasında demiş ki baştan sona değil sondan başa git demiş. Şimdi biz bundan buna geçerken 2 katının 3 fazlasını alıyoruz ya. Geriye gelelim. Bak geriye gelmek istiyorum. Geriye gelmek için şöyle yaparız. Mesela buradaki değerimiz A olsun. Biz A'nın 2 katını alıp 3'ü de eklediğimizde kaç bulmuşuz? 109. O zaman A'yı bulmak için ne yapacağım bakın. 109'dan 3'ü çıkartacağım. Her taraftan 3 çıkartırım diyordum ya. 2A artı 3 eksi 3 eşittir. 109 eksi 3 olacak. Zaten şunlar birbirini götürecek. Sonra A'nın yalnız kalması için her tarafı kaça böleceğim? 2'ye böleceğim ve bunlar da gidince A'mız aslında 109 eksi 3 bölü kaç gelmiş olacak? 2. Niye böyle yazdım? Yaptığımız işlemi anlayalım diye. Biz geriye doğru gelirken hani normalde bu tarafa doğru giderken 2 katını alıp 3 ekliyorduk ya. En sondan başa gelirken de 3 çıkartıp 2'ye böleceğiz. Bak toplamayı çıkarmaya çevirdik. Çarpmayı bölmeye çevirdik. O zaman gelin 109'dan 3 çıkartalım. 106. 106 bölü 2'den burası kaç gelmiş olsun? 53 gelmiş olsun. Bir öncekine geçerken 53'ten 3 çıkarttım. 50. 2'ye böldüm. 25 gelsin. Bir öncekine geçerken 25'ten 3 çıkardım. 22. 2'ye böldüm. 11 gelsin. Bir öncekine geçerken 11'den 3 çıkarttım. 8. 2'ye böldüm. 4 gelmiş olsun. Yani x'imiz buradan 4 olarak bulunsun arkadaşlar. Arkadaşlar telefonlu falan güzel havalı bir soru. Bakalım ne anlatılmış. Aşağıda bir cep telefonu mağazasında satılan A ve B telefonlarının fiyatları ile ilgili bilgiler verilmiştir. Her iki telefonun taksit sayıları eşit. B marka telefonun fiyatı A'nın iki katı. Unutmayın. Taksit sayıları eşit. A marka telefonun fiyatı ne kadardır? Sıfırla uğraşmamak adına şuradan 2 sıfır sildim, buradan 2 sıfır sildim, buradan 2 sıfır sildim, buradan 2 sıfır sildim. Bulduğum sonucun devamına 2 sıfır eklerim. Taksit sayılarına x diyelim. Her ikisindeki taksit sayısı da x ama B'nin fiyatı A'nın fiyatının 2 katı. Önce A'nın fiyatını hesaplayalım. Peşinatımız 30 lira. Bir taksit 10 lira. 2 taksit olsa 2 kere 10. 3 taksit olsa 3 kere 10. X taksit olursa x tane 10 yani 10x yazabiliriz. B'ye geldik. Peşinat 35 lira. 1 taksit olsa 25. 2 taksit olsa 2 tane 25. 3 taksit olsa 3 tane 25. X taksit olursa X tane 25 yani 25X gelmiş olur. Bakın bu B'nin fiyatı, bu A'nın fiyatı. B A'nın 2 katıysa A'yı 2 ile çarptığımda B'ye eşit olması gerekir. O zaman 2 çarpı 30 artı 10X eşittir. 35 artı ne diyeceğiz? 25X demiş olacağız arkadaşlar. Dikkatlice dağıtalım. 2 kere 30 60.
artı 2 kere 10'dan 20x eşittir 35 artı 25x gelecek. Gelin 20x'i bu tarafa gönderelim, 35'i bu tarafa gönderelim. 60'tan 35 çıkarsa 25 gelir. 25x'ten 20x çıkarsa 5x gelir. 5x 25'te her tarafı 5'e bölünce x'imiz kaç gelmiş olur? 5 gelmiş olur. X'imiz 5, A'nın fiyatını soruyordu. A'nın fiyatı buydu. X yerine 5 yazınca 30 artı 10 kere 5 geldi. Bu da bana 30 artı 50'den 80'i verdi. Bir de sonuna 2 sıfır ekleyince 8000 lira olarak aradığım fiyatı yakalamış oldum arkadaşlar. Arkadaşlar ÖSYM'nin seveceği türden sorularımıza devam ediyoruz. Aşağıdaki şekil 5 özdeş dikdörtgenden meydana gelmiştir. Tüm şeklin çevresi 22, dikdörtgenlerden her birinin çevresi 10'sa tüm şeklin alanını sormuş. Alanı nasıl bulacağız? Kısa kenarla uzun kenarı çarpacağız. Çevreye bir odaklanalım. Şekillerimiz birbirine eşmiş. Örneğin şu uzunluğuma x diyeyim, şuradaki uzunluğumda y gelmiş olsun. Burada y yapar, burada y yapar, bura x, bura y, burası x, burası x. Mesela gözüme çarpan şu, hani hepsini toplayarak çevreyi bulabiliriz ama dikkat ederseniz bakın bu kenar uzunluğuyla bu kenar uzunluğu birbirine eşit. Yani biz 2x'in neye eşit olduğunu söyleyebiliriz, 3y'ye eşit olduğunu söyleyebiliriz, buradan gidebiliriz. Ama bunun dışında hani şuradan da gidebiliriz. Burası da y birim. Bir tanesinin çevresi 10'muş. Bir tanesinin çevresinde 1, 2 tane x, 1, 2 tane y bulunur. O zaman 2x artı 2y eşittir kaç geldi? 10 geldi. Her tarafı 2'ye bölünce x artı y'miz kaç gelmiş oldu? 5. Mesela bununla şunu ortak çözüm yaparsak arkadaşlar, yerine koyarsak, taraf tarafa çözersek sonuca gideriz. Ama tüm şeklin çevresi 22 demiş. Bundan faydalanalım arkadaşlar. Kaç x'imiz var? 1, 2, 3, 4 x'imiz var. 4 x dedik. Artı kaç y'miz var? 1, 2, 3, 4, 5. 4 x artı 5 y'de kaça eşitmiş? 22'ye eşitmiş. İkisini de kullanabiliriz. Bakın ben şöyle yapacağım arkadaşlar şimdi. Mesela bir de bütün şeklin alanını sormuş ya. Bir tanesinin alanını bulup 5 ile çarpabiliriz. Çünkü 5 tane var. X çarpı y bir tanesinin alanı. Bunu kaçla çarpacağız? 5 ile. O zaman bizim x çarpı y'ye ihtiyacımız var. Ben x artı y'nin 5 olduğunu biliyorum. Bunu eksi 4 ile çarpayım. Eksi 4x eksi 4 y eşittir. Eksi 4 çarpı 5'ten eksi 20 gelir. Yok etme metodunu kullanıyorum. 4x'ler burada birbirini götürürse y eşittir 2'yi elde etmiş oluruz. Y 2 idi. Şurada yerine yazarsak x'imizin de kaç geldiğini görürüz. 3. O zaman x 3, y 2. Bir tane küçük dikdörtgen 6 geldi. 5 tanesi 5 kere 6'dan 30 birim kareyi bize vermiş oldu. Doğru cevabın B şıkkı geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Evet, ÖSYM'nin sevdiği sorulara devam ediyoruz. 6 sarı üstü mavi olan dikdörtgen şeklindeki bir karton şekildeki gibi ok yönünde katlandığında görünen mavi bölge bir kare olmaktadır. İlk şeklin çevresi 14, ikincisi 11 birimse ilk şekildeki dikdörtgenin kısa kenarı kaç birimdir? Hemen şu ikinci şekli ilk şekle benzetelim. O sarı kısım katlandığı için alt taraftan yukarı geldi. Onun açılmış halini çizersek şöyle olur arkadaşlar, öyle değil mi? Sarının aynısını buraya çizmiş oluruz. Yani katlandığı için şurası A birimse burada A birim gelir. Dikdörtgen şeklinde katlandığı için burası A birimdir, burada A birimdir. Aslında iki şeklin çevreleri farkına bakarsak sadece şuraların olduğunu söyleyebiliriz. Bakın buradaki A'lar iki şeklin farkıdır. Şimdi şu ikinci oluşan şekil kareymiş ya, buraya B yazsam bura B, burada B gelir. Burası da B. O zaman birinci şeklimde şurada ne var? İki tane A, bir tane B'miz var. Burada bir B'miz var. Burada B'miz, burada 2A artı B'miz var. Bu bizim birinci şeklimiz. İkinci şekle bakarsak, ikinci şeklin bir kenarı A artı B. Bu kenarı da A artı B. Dikkat ederseniz şuradaki B ile buradaki B ortak. Yukarıda A artı B var, burada 2A artı B var. O zaman üst kenardan bir A birimlik fark, bir de alt kenardan A birimlik fark geliyor. 2A birimlik çevre farkı olduğunu söyleyebiliriz. Bakın bunlardan biri 14, biri 11 verilmiş. O zaman bu çevre farkı 14 eksi 11'den 3'ü bize verecektir. 2A'nın 3, A'mızın her tarafı 2'ye bölersek 3 bölü 2 olması gerekir. İlk şekildeki dikdörtgenin kısa kenarı kaç birimdir demiş. Bunu yakalamaya çalışacağız. İlk şeklin çevresine bir bakalım. 2A, 2A daha 4A yapar. 1, 2, 3, 4B'miz var. 4A artı 4B 14 dedik. A 3 bölü 2, 4 kere 3 bölü 2 artı 4B kaç geldi? 14.
4 tane 3 bölü 2 6 yapar. 6 artı 4b eşittir 14. 4b eşittir 8'den b'miz kaç gelir? 2 gelmiş. Olur. Burada kısa kenar b olacaktır. Aradığımız b değeri 2 gelmiştir. Şurada b'nin üstüne daha 2a ekliyoruz. Dolayısıyla ilk şekildeki kısa kenarımız, yani b'miz 2 bulunduğu için doğru cevabın c şıkkı gelmesi gerekir. Arkadaşlar, güzel bir sorumuz var. Karşımıza çıkabilecek bir soru tarzı. Bir beraber çözmeye, anlatmaya çalışalım. Aşağıda 3 metre yüksekliğindeki bir odada tavandan aşağı doğru sarkan küre şeklindeki özdeş iki avize gösterilmiştir. Sağdaki avizenin ipinin uzunluğu soldaki avizenin ipinin uzunluğunun 3 katıdır. Hemen bence bunu bir yazalım. Yani ben şuraya x birim dersem şuraya da ne demiş olurum? 3x birim demiş olurum. Bence burada ipten kasıt tavandan tam o küreye temas eden yerine kadar olan uzunluktur arkadaşlar. Bunun üzerinden gitmiş olalım. Başka ne demiş? Soldaki avizenin yere en yakın noktasının yere olan uzaklığı, yani bence şuradan bahsediyor. Tam şuradan yere kadar olan uzaklıktan bahsediyor. Bunda da aynı şeyden bahsedecek. Arkadaşlar, şu geldiğimiz yerin aynı hizada olduğuna dikkat edelim. Yani şunlar aynı hizada yere gelmiş oluyor. Arkadaşlar, sağdaki avizenin yere en yakın noktasının yere olan uzaklığının 2 katıdır. O zaman şuradaki uzunluğa ben y dersem şuradaki uzunluğumuz ne gelmiş olacak? 2y gelmiş olacak. Bu kürelerin yarıçapları da 25'er santimmiş. Bu da bize neyi söylüyor o zaman? Şuradan birleştirirsem yarıçapı değil çapı kullanmış olurum. Burası 25 kere 2'den 50 gelir. Buranın da kaç geleceğini söyleyebiliriz? 50 geleceğini söyleyebiliriz. Soldaki avizenin ipinin uzunluğu, yani x'in ne olduğu soruluyor arkadaşlar. Toplam uzunluğumuz 3 metreydi. 300 santimetre gibi düşünürsek şuradaki uzunluğun 300 gelmesi gerekir. Soldaki şekle bakarsak 300'ün 50'si burada. O zaman x ile 2y'nin toplamına 300-50'den kaç kalacaktır arkadaşlar? 250 kalmış olacaktır. Buraya bakarsak yine 300'ün 50'si gitti. 3x artı y'ye ne kalmış oldu? Onu da yazalım arkadaşlar. Yine 250 kalmış oldu. Bize x soruluyordu. Y'leri yok etmeye çalışıyoruz. Yine o yok etme metodumuzu kullanalım. X artı 2y aynen dursun 250 olarak. Şurayı eksi 2 ile çarpalım ki y'ler gitsin. Eksi 2 ile çarparsak gençler, eksi 6x eksi 2y eşittir eksi 500 yapar. Taraf tarafa bir toplayalım bunları. Y'ler gitti. Eksi 5x geldi. Eşittir. Eksi 500 artı 250'den o da eksi 250 yaptı. Eksiler birbirini artı yapsın. Her tarafı 5'e böleceğiz değil mi? Her tarafı aynı sayıya böldüğümüzde eşitlik değişmiyordu. Sıfırdan farklı olmak üzere x de buradan 250 bölü 5'ten 50 olarak bulunmuş olur. Zaten bize de x sorulmuştu. O zaman aradığımız cevabın ne gelmesi gerekir arkadaşlar? 50 gelmesi gerekir. Bence güzel bir soru. Sınav formatında bir soru. Umarım çözümümüz de açıklayıcı olmuştur. ÖSYM'nin seveceği türden sorularımıza devam ediyoruz. Özdeş A ve özdeş B kutuları 3 özdeş rafa yukarıdaki gibi dizildiğinde en üstteki rafta 16 birim, ortadaki rafta 20 birim boşluk kalmaktadır. Bir rafın uzunluğu 80 birimse en alttaki rafta kaç birimlik boşluk kalır? Bir kere şu 80 çok önemli. En üstteki rafta 16 birimlik boşluk kalmışsa 80-16'dan buranın kaç geleceğini söyleyebiliriz? 64. Ortadakinde 20 birimlik boşluk kalmışsa 80-20'den bunların uzunluğunun da 60 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar. Bize şu alttaki uzunluğun sorulduğunu söylemiş olalım. Şimdi bunlar birbirine eş. Bunların bu genişliklerinden faydalanacağız. A'nın genişliği A birim, B'nin genişliği B birim olsun. En üstte 4 tane A'mız var. Bir de yanında 3 tane B'miz var. Bu bize neyi verecekmiş? 64'ü. Ortada 2 tane A'mız var. Artı 5 tane B'miz var. Bu da bize kaçı verecek? 60'ı verecek. Biz neyi arıyoruz? 3 tane A artı 3 tane B'yi arıyoruz. Bunun üzerinden yorumlayacağız. A'ları ve B'leri arkadaşlar ne yapabiliriz? Yine taraf tarafa yok ederek ya da yerine koyarak bulabiliriz. Tek mesela 3A artı 3B demiş ya. Aslında A artı B'yi bularak da gidebiliriz. Burada A artı B'yi bulma şansımız var mı? Ona bakabiliriz. Bazen bu bizi çok zorlar. Hani işte çıkarma yaparız, toplama yaparız. Birinin 3 katını alayım, birinin 2 katını alayım ne geliyor? Bu zorlayacağı için direkt yok etme metoduna girebiliriz. Mesela ben burada 6 6 toplayınca biri 6A yapıyor, biri 8B. O da 6B yapsaydı çok güzel olurdu. Mesela alt tarafın 2 katını aldım, üst tarafta topladım yine olmuyor. Üst tarafın 3 katını aldım, çıkarttım falan.
zaman çok zor. Bazen bunu göremeyiz. Onun için yok etme metodumuzu kullanabiliriz arkadaşlar. Şimdi gelin şöyle yapalım. 4a artı 3b aynen dursun 64 olarak. Alt tarafı eksi 2 ile çarparsak eksi 4a eksi 10b gelir. Bu da bize eksi 120'yi verecektir. Taraf tarafa toplarsak arkadaşlar 4a'lar gider. 3B'den 10B çıkarsa eksi 7B gelir. 64'ten de 120 çıkarsa eksi 56 gelmiş olur. Her tarafı eksi 7'ye bölersek B'mizi bulabiliriz. Şunlar gitti. B'miz de eksi 56 bölü eksi 7'den 8 olarak bulunmuş oldu. Hemen şurada B'mizi yazalım. 4 tane A, 3 tane B, 3 kere 8'den 24 yaptı. Bu bize 64'ü verdi. Buradan 4A eşittir. 64 eksi 24'ten 40 geldi. A'mız da 40 bölü 4'ten 10 olarak bulunmuş oldu arkadaşlar. Biz 3A artı 3B'yi arıyorduk. Yani 3A 3 kere 10 yaptı. 3B 3 kere 8 yaptı. 30 artı 24'ten bu da bize 54'ü verdi. O zaman şuradaki uzunluğumuz ne kadarmış bizim arkadaşlar? 54. Tamamı 80'di. 80 eksi 54 de bize aradığımız o boşluğun uzunluğunu verecektir. Bu da 26'ya eşittir. Doğru cevabın C şıkkı 26 gelmesi gerekir arkadaşlar. Arkadaşlar bu videomuzun da son sorusuna geldik. Güzel bir soru yine. Bunu da çözmeye çalışalım. Umarım yaptığımız çözümler sizlere destek oluyordur. Gelin ne demiş sorumuzda buna bakalım. Dikdörtgen şeklindeki bir karton şekildeki gibi kesilerek 3 özdeş yeni dikdörtgen elde ediliyor. Mesela ben bunu görünce hemen şuraya x, buraya x, buraya x, buraya da y yazmak istiyorum. Özdeş dediği için ve bu dikdörtgenler aşağıdaki gibi yapıştırılıyor. Hatta o uzunlukları da yazabiliriz. Mesela burası ne kadar gelecek? Y kadar gelmişti. İşte burası x kadar gelecek. Örneğin şurası ne kadar olacak? Y eksi x. Çünkü tamamı y, şu minik yer x kadar olacağı için arkadaşlar buraya y eksi x'in kalacağını söyleyebiliriz. İlk şeklin çevresi 32, ikinci şeklin çevresi 64 olduğuna göre ilk şeklin alanını sormuş. Yine alanı hatırlayalım. Burada biz ilk şeklin alanını hesaplarken iki dik kenarı çarpacağız. Bir dik kenarımız 3x, diğeri y olduğu için 3x çarpı y'yi aradığımızı söyleyebiliriz. Peki nasıl bulacağız? Şimdi burada çevremiz 32 olarak verilmiş. Çevreye baktığımız zaman buradan da y gelir, bu taraftan da 3x gelir. Y artı y 2y, 3x artı 3x 6x, bunların toplamı 32. Her tarafı istediğimiz sayıya bölebiliyorduk sıfır dışında. Her tarafı 2'ye bölersek y artı 3x eşittir 16 gelmiş olur arkadaşlar. Alt taraftaki çevreyi dikkatlice hesaplayalım. Mesela şu köşeden başlayabiliriz. Şimdi burası ne gelir? Y gelir. Burası x gelir. Bunları ekleyeceğiz. Burası y geliyor. Burası x geliyor. Şu arası da dikkat ederseniz yine y eksi x olacak. Burada yine y kadar gelecek. Buranın da x kadar geleceğini söyleyebiliriz. Dikkatlice sayalım. 1y, 1x, öyle değil mi? Y artı x, 2y artı x, 2y artı 2x, 3y artı 2x, 3y artı 3x. Bunları bir yazalım. 3y artı 3x'e ulaştık. Şuradan bir y eksi x geldi. Artı y eksi x. Şuradan bir y eksi x geldi arkadaşlar. Buraya döndüğümüzde bir y'miz var. Bir de burada x'imiz var. O zaman artı y artı x diyelim. Bu çevrede kaça eşitmiş? 64'e eşitmiş. Birbirini götürenler var mı? Şurada arkadaşlar bakın artı x eksi x birbirini götürdü. Şurada 3x'imiz var. X çıkarsa ne kalır? 2x kalmış olur. 3y, 4y, 5y, 6y de buradan gelir. 2x artı 6y eşittir 64. Yine her tarafı 2'ye bölersek x artı 3y'nin kaç geldiğini söyleyebiliriz. 32 geldiğini söyleyebiliriz arkadaşlar. X'i ve y'yi ayrı ayrı aradığımızı söylemiştik. Nasıl bulabiliriz? Buna bakalım. Gelin şöyle yapalım. Az önce bir soruda ben öyle demiştim. Bunu tam şunun altına yazayım ben. X artı 3y kaç geldi? 32. Bir taraf tarafa toplayalım bakın. Değişik. Y artı 3y 4y. X artı 3x 4x eşittir 16. 32 daha ne yapar? 48. Her tarafı 4'e bölersek y artı x'imiz 48 bölü 4'ten 12 gelmiş olur. Şimdi biz mesela x artı 3y'nin 32 olduğunu biliyoruz. Y artı x de 12. Bunu eksiyle bir çarparsam eksi y eksi x eşittir eksi 12 gelir. Taraf tarafa toplayınca arkadaşlar x'lerimiz gider. 2y eşittir 20'den y'miz 20 bölü 2 yani 10 olarak bulunmuş olur. Zaten y artı x de 12 idi. Y'ye 10 yazarsak x'imiz de 2 olmalıdır ki bu toplam 12 yapsın. Y'yi de x'i de bulmuş olduk. Bizden ne isteniyordu? Bu şeklin alanı. Bunun alanının 3x çarpı y olduğunu söylemiştik. X'imiz 2, 3 çarpı 2 çarpı y'miz de 10. Bu da bize 3 çarpı 2 çarpı 10'dan 60'ı vermiş oldu. Yani doğru cevabımızın B şıkkı 60 geleceğini söyleyebiliriz arkadaşlar.
Arkadaşlar bu videomuzun da sonuna geldik. Sorularda tabii ki daha hızlı olabiliriz ama aklımıza yatsın, bu taraftan da düşünebilirsiniz, diğer taraftan da düşünebilirsiniz diye biraz detaylı ve açıklayıcı anlatmaya çalışıyorum. Umarım yaptığımız çözümler sizlere çözümlerinizde fayda katıyordur. Hepinizi seviyorum. Diğer videolarımızda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın.